Merhaba değerli dostlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Arkadaşlar bugün sizlere evde çok basit, herkesin yapabileceği ölçülü bir karnabahar turşusu tarifi vereceğim. Çocuklarıma ben sürekli yapıyorum. Bu turşuyu yaptıktan sonra yaklaşık 3-4 gün içerisinde olgunlaşıyor ve yeme kıvamına geliyor. Küçük kavanozlarda yapıp taze sürekli tüketiyoruz. Şimdi çok basit şekliyle bunu sizlere anlatacağım. Ve siz de bu yöntemle rahatlıkla evde birkaç dakikanızı ayırarak bu şifalı, faydalı ve çok lezzetli olan karnabahar turşusunu yapabileceksiniz. Bunun için arkadaşlar şu görmüş olduğunuz normal boyda, yani 1 litrelik bir kavanoz, yaklaşık 7-8 diş sarımsak ve yine yarım çay bardağı sirke. Evet, yarım çay bardağı olacak. Bir yemek kaşığı tuz. Bütün malzemelerimiz bunlar. Ve arkadaşlar bu malzemelerle müthiş, gerçekten çok lezzetli ve çok çabuk hazırlanabilen karnabahar turşusunu sizlere tarif edeceğiz. Öncelikle turşu yapmaya başlamadan önce kaya tuzumuz, değerli arkadaşlar, kaya tuzu olacak kesinlikle. Hafif sıcak suda koyuyoruz. Biz kavanozumuzu hazırlarken bu da suyun içinde eriyecektir. Hemen koyuyoruz ve üzerine sıcak su ilave ediyoruz. Az miktarda. Ve bu şekilde erimeye bırakıyoruz. Arkadaşlar şimdi kavanozumuzun içerisine daha önce yıkayıp ve şu büyüklükte, çok küçük doğramıyoruz. Çok büyük de olmasına gerek yok. Boyutu bu şekilde yeterli. Kavanozumuzun dibine bir miktar koyuyoruz. Daha sonra 3 diş sarımsak atıyoruz ve tekrar doldurmaya devam ediyoruz. Arada bir hafifçe bastırarak iyice sıkışmasını sağlıyoruz. Birkaç tane daha koyduktan sonra yine 3 diş sarımsağımızı bir daha atıyoruz ve geri kalan karnabaharlarımızı da kavanoza yerleştirmeye devam ediyoruz. Mümkün olduğu kadar boşluk bırakmamaya gayret edelim. Ama olduğu kadar tabi şekilleri düzgün olmadığı için mutlaka bir miktar boşluk kalacaktır. Evet, bu şekilde dolduruyoruz. En üstte de yine kalan 2 diş sarımsağımızı koyduktan sonra işlemimiz tamam olmuş oluyor. Ve hemen yarı erimiş olan, işte gördüğünüz gibi, kaya tuzumuzu da suyla birlikte arkadaşlar kavanozumuza yerleştiriyoruz. Ve yarım bardak sirkemizi de kavanoza koyduktan sonra işlem tamam. Suyla doldurup ağzını kapatıyoruz. Hemen arkadaşlar suyla dolduralım. Evet, üzerini geçene kadar, kavanozun en üst kapağına kadar suyla doldurduk. Ve ağzını, kapağı bozulmamış bir kapakla, güzelce hava almayacak şekilde kapatıyoruz ve işlemimiz tamam. Arkadaşlar yaklaşık 4-5 gün sonra turşumuz hazır hale gelecek ve gerçekten yemeklerle beraber çok lezzetli, aynı zamanda kalp sağlığını koruyan, idrar akışını arttıran, stresi azaltan ve daha birçok faydası olan karnabahar turşumuzu da bu şekilde çok basitçe evde rahatlıkla birkaç dakikamızı ayırarak yapabiliriz.